barcha teletomoshabinlarga, butun turk dunyosiga assalomu alaykum deyman. Hammalaringizni bugun ulug' bayram bilan qutlayman. Bugun hammamizga birdek aziz bo'lgan Navruzi olamni qarshilab turibmiz. So'nggi yillarda elchixona bilan va bizni mamlakatimiz bilan TRT Avaz orasida muzokaralar o'tkazib, hamkorligimiz juda yuqori darajaga chiqqan va biz shuni inobatga olgan holda TRT kanalini jamoasiga, butun xizmatchilariga, rahbariyatiga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz va bugungi sanamdan alohida o'zimizning ezgu niyatlarimizni yetkazmoqchimiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Sevgili seyirciler, Özbekistan'da Nevruz kutlamaları başladı. Ülke genelinde parklar ve büyük meydanlarda yerel yönetimler tarafından şenlikler organize ediliyor. 24 Mart'a kadar devam edecek etkinliklerde vatandaşların aileleri birlikte zaman geçirecekler. Şimdi Taşkent'e gideceğiz. Şahrukbek Alimov karşımızda, o bize aktaracak Özbekistan'daki Nevruz coşkusunu. Bahar Bayramı Nevruz Özbekistan genelinde kutlanmaya başladı. Aslında dünden itibaren kutlamalar başladı Özbekistan'ın çeşitli şehirlerinde. Bugün başkent Taşkent'te de kutlamalar başladı. 14 parkta, tam olarak 14 parkta Nevruz kutlamaları var şu anda ve 24 Mart'a kadar devam edecek. Nevruz Özbekistan ve Özbekistan halkı için özel bir önem taşıyor. Çünkü yeni yılın şark takvimine göre yeni yılın başlamasıyla birlikte yeni mevsimin, tarım mevsiminin ve bereketin ve mahsulların gelmesini anlatıyor ve her sene Nevruz'a ulaştığı için insanlar Allah'a şükür ediyor ve yeni bir mevsim, yeni bir yılı başladıkları için niyetler ediyorlar ve Sümalak'tan bahsetmek gerekiyor. Çünkü Sümalak tam olarak Nevruz'un temsili, Nevruz'un özel yemeği ve özel tatlısı ve Nevruz arafasında Özbekistan genelinde tüm mahalleler, kurumlar ve şehirlerde aynı şekilde Sümalak yapılıyor. Şu an bulunduğumuz parkta da Sümalak yapıldığını görüyoruz ve bu Sümalak'ta şu anda 300 litreye yakın bir yemek pişiriliyor. Tatlı da diyebiliriz, yemek de diyebiliriz. Artık Nevruz'la ilgili en birinci olarak hani hatırımıza gelecek Sümalak tatlısı şu anda pişiriliyor ve tam 24 saat boyunca odun ateşinde pişiriliyor ve en önemlisi sürekli karıştırılması gerekiyor ve en az 3-4 kişi bunu 24 saat boyunca sürekli karıştırıyorlar çünkü tencerenin yani kazanın altına yapışmaması için, sürekli karıştırılması ve odun ateşinde yanmaması için dikkat edilmesi gereken bir husus. 24 saat boyunca pişiriliyor ve mahallede yapılıyorsa, mahallenin tüm üyeleri, ailede yapılıyorsa ailenin tüm fertleri bu Sümalak'ta katılım sağlaması ve buna katkı sağlayarak niyetler etmeyi gelenek yapıyorlar ve her sene Sümalak başında, Sümalak'ın etrafında kendi niyetleri ve dileklerini söylüyorlar, şükür ediyorlar. Dediğimiz gibi yeni yıl için başladıkları için şükür ediyorlar. Ve şu anda bulunduğumuz parktan bahsetmek gerekiyor. Bugün Özbekistan'da resmi tatil ve 24 Mart'a kadar devam edecek ve parktaki insanlar, yani Taşkent'teki insanlar ve diğer şehirlerdeki insanlar buraya gelerek aileleriyle birlikte, yakınlarıyla birlikte güzel vakit geçirmeye çalışıyorlar. Hem çocukları eğlendiriyorlar hem kendileri de bu tatilden yararlanarak ve yeni mevsimin başlanmasını kutlamış oluyorlar. Sanatçılar var. Sanatçılar kendi yeteneklerini gösteriyorlar ve bugün yayınımıza da bir sanatçının kısa bir yeteneğini göstermek istiyoruz. Bütün dünyaya, Özbekistanımıza Navruz mübarek olsun. Her bir hanedanda kuvanç olsun ilahım. Şu günlere yetkiz yani Allah'ım ki bir hata şükür dilab olsun. Rahmat.
Teşekkür ederiz ve dediğimiz gibi Özbekistan'da bu şekilde Nevruz kutlamaları devam ediyor ve 4 gün boyunca aynı şekilde kutlamalar olacak diyerek sözü Taşkent'ten size bırakalım.